Dosto. Kendini koruyan dedin az önce de. Kıvırma. Değil mi? Ya Seyyar abla, bu olay doğru mu ya? Rapper'le Kara seni kıskandı mı kardeşim ya? Bunu söyler misin ya ablacığım ya? Benden çok daha popüler durumda olan, çok iyi pozisyonda olan, madden manen insanların bana da zarar vermeye çalıştığı, rahatsızlık duyduğu. Kim mesela? Bunu bizzat yaşadım ben yani. Kim mesela Hazal? Peki Hazal, bir şey soracağım sana. Mevcut olan hayatınla ilgili o tarihten idol aldığın kim bugün favori? İşte Dürüst ol. Kendini koruyan dedin az önce de. Kıvırma. Ay, ona da ayıp olacak falan yok. Yok, ayıp değil. Tam paket bakıyoruz olaya. Tam paket bakıyoruz. Tam paket bakıyoruz. Yani kim gündemde? Bravo. Ajda. Ajda değil mi? Acayip. Yani hem ses performans, sahne performansı, hem hala dikkat. Ajda eğer show, bana dedi ki şarkı söylemiş olsaydın benim yerimde olabilecek tek kişi sensin dedi. Yani, benzetiyorlardı Ajda. Ben gözlükleri falan takıyorum. Ajda havasına falan giriyorum yani. Bir adanmışlık var ya. Bayılıyorum karıya ya. Şeyden de geçmiş mesela. Böyle bir kadın olabilir mi ya? Muhteşem. Yeni kova burcu, tipik kova burcu. Acayip. Nasıl beğenir? Yani yenilikçi, dünyayı takip eden. Bir de şey yapıyorlar. Ay şu yaşta nasıl yapıyor falan. Vallahi altyapısına baksınlar. Kıçın yiyorsa sen de yap yani. Her şey var. Kıçın yiyorsa sen de yap. Ben de seni alnından öpeyim. Her konuda ve herkese karşı. Evet, bu tutum çok rahatsız edici. Yap. Yap o zaman. Kadın gerçekten süperstarmış. Öyleymiş. Bizi adamış aldıralım. Kendini. Ben onun Fransa'daki işte o dönem en anlatırlar ya hep. Yani. Evet, o YouTube'da o şeyleri seyrediyorum, videoları. Yok böyle bir zarafet, akıcı bir aksanla Fransızca konuşuyor. Böyle hayran kalıyor. Zaten dünya starımız var yani, olmuş. Tabii. Raşit Taha, Khaled Fadel vardı, bilirsin. Tabii. Ondan sonra. 90'lar onlar da tekabül eder. Ben onları ilk getirdim ya Türkiye'ye. Türkiye'ye getirdiğimde bana tek bir isimden bahsettiler. Ajda Pekkan. Kimi tanıyorsunuz dedim. Ajda Pekkan diyor. O canlı performanslar falan. Ya yani çok önemli biliyor musun? Çok. Ajda Pekkan diyor. Dünyaca ünlü Raşit Dağ, Khaled Fadel diyor bunu. Yani. Vallahi neler var neler. Dedim. Açıp kadın, seyretsinler kadın yani. Kadın dedim çok başka yerdeymiş. Başka bir kafadaymış. Bizde biraz şey var. Hani böyle bir alay malzemesi haline getirme gayreti var. O çok yanlış. Hı hı. Hele ki böyle değerli, nitelikli insanlara yapıldığında ben üzülüyorum. Yani onunla kısa süre bir kar elde edecek yani. En fazla bir hafta, iki hafta konuşulacak belki. Bir insanı komik duruma düşürmek vesaire vesaire. Yapma yani, çünkü zaten az, yok. Muadilleri çok az. Mesela Seyyal Taner'de çok severim. Böyle ağzım açık seyrederdim TRT'de çocukken. Ben çocukken Müsamme'de Seyyal Taner'in taklidini yaptım. Ama ben sana çıkardığı şarkıyı beğenmedim. Ha, sonuncu mu? Kötü. O, ben çok demli buldum. Naif, böyle telaşsız buldum yani. Hoş. Seyyal Taner bana göre çok önemli bir star. Çok. Yani şarkı seçimini kendi yapmamalı. Ciddi, böyle çok yapay zeka benim tarzımda bir tip, ona bir yön vermeli. Ben yapamam. Böyle bir vaktim yok, görüyorsun yani işlerimi. Ama benim tarzımda yenilikçi, genç jenerasyonda dikkatini çekebilecek. Zamanı yakalamak tabii. Evet, akıl hocalığı yapacak ona. Hı. Diyecek ki Seyyal abla, bak bunu yaparsan bunu vurursun. Şu golü atarsın. İşte bir telaşsızlık var ama. Ve ses de maşallah bomba. Hala acayip bir ses. İşte bizim o şimdi 90'larda Onur konuğu olarak da Seyyal abla var. Ya dediğim gibi o akrobatik hareketler, zaten bale geçmişi varmış. Öylesine canlı hareket ederken, detone olmadan şarkı söylemek falan. Rafaella Kara bile yani. Tabii şey ben yapmış. Ben yerli Rafaella Kara görüyorum. Rahatsız olmuş Seyyar Hanım'dan buraya geldiğinde. Allah. Çıkmasın demiş. Tabii duydum ben. Ay çok özür diliyorum, böyle özel bir şey. Neden çıkmasın diye. Öyle duymuştum yok yani. Yok be, sallamışlardır. Rafaella Kara çok önemli bir star. Ama şimdi o Okay temizli falan koreografileri hatırlıyorum. Dünya çapında işler. Bence yani Seyyar Taner onu etkilemez öyle. Yani o kadar da değil. Gencecik, ben doğruyu pırıl söylüyorum. Pırıl pırıl en şey zamanı. Olsun ya. Rafael'le Kara'dan bahsediyoruz. Olmaz dediğiniz neler oluyor biliyor musun Seyhan? Rafael'le yani, bir şey. Ay o seni niye şey yapsın ki falan diyorlar. Hayır yani bir şey söyleyeceğim. Bir uluslararası bir starın gelip bir ülkeye, o tarihte bir de Türkiye başka bir boyutta. Ama bir şey diyeceğim, o sanatçı egosu çok başka bir şey.
Manyaklık o zaman. Ünlü olması gerekmiyor karşısındaki. Ya Seyyar abla, bu olay doğru mu ya? Raperle kar attı, seni kıskandı mı kardeşim ya? Bunu söyler misin ya ablacığım ya? Ben bir yerden duydum. Emin olarak bir yerden. Bir yerden duydum, evet. Duyduğun kişi yani kim? O dönem organizasyonlar yapan bir yerden duydum. Ve bana hiç hani olmayacak iş gibi gelmedi. Çünkü benden çok daha popüler durumda olan, çok iyi pozisyonda olan, madden manen insanların bana da zarar vermeye çalıştığı, rahatsızlık duyduğu. Kim mesela? Bunu bizzat yaşadım ben yani. Kim mesela Hasan? Ama. Bence söylemelisin yani, ama. Abi, bu eski kafayı bırak. Mesela kim? Oldu sana... geçti üstünden çok. Kim? Ama yani kim? Bu gazino kafasına hala devam kim? Ediyorlar. Yani böyle kim? Ayak kaydırmalar tamam. Falan filan. Kim işine o? Mani olmalar. Tamam kim o? Oldu. Olmaz ama. Yok kim? Yani, bu ayıp yani. Baş harfi D diyeyim o zaman. Yani o Demet kadar. Akalın. Yani çünkü benim şirketle geçen... el sıkışmışım. Repertuar hazırlıyoruz. Güzel bir bakış var bana karşı. İnanç var. Ve bir anda kapı duvar oldu insanlar. Allah Allah. Evet. O Seyhan Müzik zamanı. O şahıstan zamanı. Gelen bir çiçekle Seyhan, birlikte. Seyhan Müzik zamanı mı? Artık. Hay Seyhan arkadaşım benim ya. Yok yani öyle oldu, biliyorlar kendilerini zaten eğer izlerlerse. Böyle Bülent bir şey, keşke yaşanmasaydı, keşke böyle bir şey yapmasalardı. Bülent, bir şey ama var mı ya? Şimdi ben bunu söylediğim zaman işte dediğim o tepki geliyor, anladın mı? Ya senle. Ne uğraşacak? Yok canım. Ya sen çok önemli bir sessin. Ben ben şimdi tevazudan kaynaklı şey zannediyorlar. Ya da ne bileyim aşırı hırslarım olmadığı için. Bu kız da hiç kendini farkında değil falan. Peki, ömrüm böyle geçti. Peki yıllar sonra senin şarkın niye okudun? Şarkıyı hep seviyordu biliyorum ben. Biz tanışık hukukumuz vardı yani o şarkı zamanı. Şarkıyı sevdiğini, beni sevdiğini biliyorum. Şirketten albümünü mü çıkarttırtmadın? Öyle oldu yani. Vay. Öyle oldu. Tabii yani repertuar albüm... yapıyorduk. Yok daha değil. Başlangıç aşamasında ya şarkı topluyorduk. Albüme gidiyorduk yani. Henüz sözleşme imzalamamıştık. Bülent Seyhan 3-4 işte. Toplantı yaptık yani. Tabii bir anda kimse telefonuma çıkmadı. Allah Allah. Korkuyu düşünün yani artık. Yani. Ama bunu anlattığınız zaman. Ya Bülent Seyhan niye yaptı acaba böyle bir şey? Ben ismimi şimdi söyleyeceğim. Hayır Bülent Seyhan. Yani bunu söylediğin zaman şey diyorlar. Bülent bir şey söyleyeceğim. Vicdanını rahatlatmak için buna 10 numara bir albüm yapman lazım. Haberin olsun. Seni de çok severim biliyorsun. Ama bu hatuna çok iyi bir albüm yaparak helallik vermen lazım. Demet sen de bak hatunla ilgili seni o kadar seven bir kadına bu kadar önünü kesip yıllarını bunların bedel o ben hatırlamıyordur için... bile biliyorsun onu. Tabii. O hatırlamıyordur bile. O an ne kim bilir neyin gazına geldi ne oldu. Bilmem benim de dedim ya sana çok şükür vefalı bir kitlem var diye. O kitleden YouTube'da videoların altına yazıyorlar ya. Allah Allah. Evet tabii hani orada olumsuz yazılan şeylerin sorumlusu ben değilim yani. Çok üzüldüm. Hani bazı şeyler can ya, sıktığı zaman. Bir hareket, bir hamle insanın kaderinle oynayabiliyor. Senin gibi önemli ama bir ses. Ama yaşamak da gerekiyormuş demek ki. Ben biliyorsun çok gibi çocuk gibi. Bir kadındım ya. Yani. Yok şimdi öylesin. Hala çok da az buçuk. Aklı selim olduğunu düşünmüyorum. Ama şimdi artık hani anlıyorum. Anlıyorsun da gene refleks vermiyorsun. Can çıkar uy çıkmaz diye. Ne yapayım ben işte akademisyen kafa bu pandemi zamanını anlattım ya sana. Aa anlatsana şu pandemi zamanını. Yani annelerimizin bu coğrafyada ne kadar haklı olduğu çıktı ortaya. Hı-hı. İşte tamam şarkı mı söyleyeceksin, resim mi yapacaksın, hı-hı, dans mı edeceksin, heykel mi yapacaksın? Hı-hı. Önce başka bir, önce kendini sağlama al, doğru düzgün bir bölüm oku kafası vardı ya. Hı-hı. Biz de kızıyorduk hep. Bunlar 4 yıllık eğitimi olan, hı-hı, tüm dünyada kabul görmüş sanat, hı-hı, eğitimleri yani. Ama bir pandemi oldu ve anladım o zaman işte. Maalesef boku yedik haklılar. Aynen öyle. 14 ay boyunca oturduk. Zaten patır patır 300'e yakın arkadaşımız, genç müzisyenler. Biliyorsun onların kaşeleri solistler gibi değil. Yani gitti. Bir hafta çalışmazlarsa o ayki faturalarını ödeyemezler. Tabii. İntihar bir de 6 edenler, ay düşün. Ne 6 ay? 14 ay sürdü bu iş. Yasaklar. Ondan sonra giderler devam ediyor. Gelir yok. Birikim yok zaten. Halbuki bir gripmiş anasını satayım. Ağır bir gripmiş. Aşı olmamak suç mu?
Yok, ben Bir tercih, değil mi ben şu an? gerizekalının önünde gideniyim. Ben aşı oldum ama ben bir gerizekalıyım. Gerizekalı Ne deme canım olduğumdan dolayı kendine. aşı oldum iki tane Yani onu ve çok normal çünkü öyle bir şu psikolojik. an